Arkadaşlar videoya girdiğinizde ne alaka benim yattığımı düşüneceksiniz ama 2 dakika bir izleyin. Zaten bütün olayı anlayacaksınız. Arada oyuncu koltuğunda uyuyordum zaten. Böyle bir flash TV yapayım dedim burayı. İmsi zaten kucağımda gayet tatlı bir şekilde, hiçbir sıkıntı yok. Bir an uyandım. Saat geç saatlerde. Benim sabah video yetiştirmem lazım. Bıraktım. Dedim ki hemen hızlıca video yetiştirmem lazım. Hemen hızlı bir şekilde stabımı kurmaya başladım. Gerekli hazırlıklarımı yaparken önce gibi saçımı topladım. Mikrofonumu ayarladım. Arkasından döndüm. Kulaklığımı taktım. Bu arada gerçekten seslendirmeyi yapamıyorum. Diğer YouTuber'lar nasıl yapabiliyor bu seslendirme işini videolarda hiçbir fikrim yok. Neyse devam edelim. Hızlı bir şekilde bütün sistemi ayarladıktan sonra hemen bilgisayarımda kaydımı açmak için OBS'imi öncelikle açtım. Tabii ki ekrandaki benim motivasyonum her zamanki bu. You can do it. Fotoğraf benim bütün hayat mottom. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Buradan Cihan'ıma selamlar. 5'lik motivasyon diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. OBS'imi açtım. Gayet güzel bir şekilde kameramı kontrol ettim. Hızlı bir şekilde game loop'umu da açtım. Hızlıca oyuna girmeye çalışıyorum tabii burada sizlere video yetiştirmek için. O sonra baktım game loop açılmıyor. Sonra baktım bir sayfayı kontrol etmek için YouTube'a girmeye çalıştım. Sayfayı yeniledim sürekli bir şekilde. O da açılmadı. Ve maalesef o üzücü haber internetimin olmamasıydı. Eğer Kıbrıslıysanız ve Kıbrıs'ta yaşıyorsanız sürekli internetinizin gitmesine de alışıyor olmanız gerekiyor. Ama bir şekilde sizlere bu videoyu yetiştirmem lazımdı. O yüzden yapmam gereken şey çok belliydi. Bilgisayarı kapattım. Burak'ın evinde internet var diye hızlı bir şekilde Burak'ın evine gitmem gerekiyordu. Ama bu bedel için uğraşmaya değer mi diye düşündüm. Bedeli de sizin için değer. O yüzden hızlı yola çıkalım. Let's go. Sonunda Burak'ın evine geldim. Bayağı hızlı hareket etmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık yorulmuştum. Nefes kaldıydım. Daha 2021'deki kullandığı yılbaşı süslemesi zaten ayrı bir dava. Kapıyı çaldım ve sonunda zafer. Dostum Burak kapısını sizlere video çekmem için açtı. O yüzden hızlıca artık bilgisayar içelim. Let's go. Oğlum niye green screen böyle? İşte bak ben bu yüzden green screen bıraktım be. Allah aşkına. Atlama be. Böyle sabit kalırsam hiçbir şey olmaz. Videoyu böyle yap. Ben niye buradayım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Ala, ver oğlum müziği. Ya bedeller. Bir takım bedeller ödemek için. Oğlum bu çocuğun setup'ı çok kötü. Nasıl şöyle konuşacağımı da bilmiyorum. Acaba videoya sesim nasıl gidiyor? Neyse. Bir takım bedeller ödemek için gene biz buradayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eski biz buna Amigo'da demeyecek şöyle bir Prime barıçı diyebiliriz. Arkada green screen, üzerinde mavi atlet ve saçların daha kısa olması lazım. Gerçekten şu green screen'i bırakmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi şu Allah'ın belası. Bak şu patla lan, şimdi patlamıyor. Şu etraftaki var ya şu patlaklar beni tilt ediyor. Patla be! Herkese merhaba arkadaşlar diye başlayayım öncelikle videoya. Ben karşınızda var için yepyeni manyak psikopat psycho dedik bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şu an arka planı vereceğim, veremiyorum. Ben niye veremiyorum arka planı? Mekana da geçemiyorum değil mi? Bayağı Allah belanı vermesin Burak. Bu nasıl bir tam ekran ya? Burak kardeşim gel öncelikle. Kapıyı bize açtı. Gel gel. Burak kardeşim kapıyı bize açtı. Evine aldı. Videoyu çekelim. Siz güzel izleyicilerim diye. Öncelikle teşekkür ederim Burak'cığım. Bir diğerine otur şimdi. Tamam. Eyvallah. Şimdi videoda evet, çok da gerek yok. Zaten setup çok kötü. İnanılmaz kötü. Ben biraz daha kötü anlatsın. Biraz daha kötü. Ha! Bak göstereyim sana hangi klavyeyi kullanıyor. Baksana klavye. Gitti. Ya Allah belasını vermesin. Ha geldim, geri geldim dur. Oğlum ne oldu? Silsileye ihtar mı attı bitti ya? Bu ne a**ayım? Böyle bir tuş yok ki normalde. Arkadaşlar neyse halledeceğiz ya. Burak sana hesap düzmeyelim biz. Hesap fulleme yapmayalım. De fulleme videosu çekelim sana. Tutar. Bu videoya adam gibi söylüyorum lan. Söyleyeyim mi lan? 100.000 beğeni gelsin bu videoya. Sistem fulleme daha ucuza gelir. Allah bilir benim evde var zaten bu çoğu parça. Gelir takarım buraya. Bu video 100.000 beğeni gelsin tamam mı? Sistem fulleme yapacağım lan Burak'ın evine. Aha bu kadar da büyük konuşuyorum. Bir yayıncı arkadaşımın da hayatına ellemek istiyorum. Her neyse arkadaşlar bugün burada toplanmamızın nedeni gerçekten evimdeki internet sıkıntılarından dolayı zaten başta izlemişsinizdir. Bir takım talihsizlikler yaşadık. Bunlardan dolayı hepinizden özürler diliyorum. Ekran artık biz değişelim. Ha! Kendimize geldik vallahi kendimize geldik. Biz videoya başlamadan önce tabii ki bana diyeceksiniz abi deli mi seni şey yaptı bu sıcağın içine bunu giydin. Hayır arkadaşlar bugün buraya gelirken böyle bir artistik olsun diye direkt estücü formasıyla çıkmayayım dedim. Bugün bildiğiniz üzere saat öğlen 14.00'da Avrupa'yı fethetmeye gidiyoruz. PMI maçlarımız var estücü takımının. Şunu bir çıkartayım. Dediğim gibi arkadaşlar bugün dünya şampiyonluğu için PMI'da oynayacak bilgiden olsun 3 günlük bir turnuva olacak. Ben 3 gün boyunca Barış Caddesi'ne bu YouTube kanalında yayında olacağım. başlayacağım. 2'de yayınlar olacak, her gün 14.00'da yani öğlen 2'de yayınlara başlayacağım. Bilgi dairenizde olsun. Bu 3 gün boyunca videolarınız sabah saat 9'a gelebilir. Bu video geldiği gibi. Şimdi kahvaltısını yapan, çayını içen, kahvesini içen arkadaşlar afiyetçik olsun. İçmeyenler de varsa bir çayını bir kahvesini alsın. Videoya bizlerle beraber eşlik etsin. Çünkü bu videoda gerçekten bunu gerçekten çekmem lazımdı. Her bir şey var. Her bir şey var. Zamanındaki en önemli, en destansı, artık bu da gelirse eski hesap sahipleri böyle canı sıkılacağı bir olaydı bu. Artık hesap değerleri 1 milyon 2 milyon TL düşer dediğimiz muhabbetlerin bile titinin geleceği, çok beğendiğimiz o M4'ün de bir sürü güzel şeyin geleceği, tatlı bir videoda ilk tatlı şeyler gelecek önümüzdeki zamanlarda. Bunları sizlere aktarmaya çalışayım. Umarım şimdiden bu videoyu izlerken keyifler alırsınız, bir takım bedeller doğrultusunda biz bunu çekiyoruz deyip ben artık başlıyorum o zaman videoyu vermeye. Şu an yüzüm çok parlak. Kollarını göster. Onu. Ne diyorsun ya? S2G Gang. Tamam, yüzümde bir takım ışık sıkıntısı olmuş arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın. Bir ayar vardı, o ayarcığı yaptım. Hazırsak başlayalım mı? Çok fazla lafı uzatmayalım. İlk olaycığımız zaten biliyorsunuz. Cadılar Bayramı ne zamandı lan? Ekim'de. Ekim yani ben daha şey biliyorum. Evet, Ekim ayında Cadılar Bayramı geldiği zaman Halloween dediğimiz böyle tatlı bir olacak gelecek. Buradaki gördüğünüz bütün kıyafetçikler hepsi gelecek. Zaten biz size söylemiştik. Gelecek olaylarda AKM'nin de geleceğini biz size aktarmıştık. Bu ekranda gördüğünüz gibi bunların şöyle bir olay oluyor. Ben bunu öncelikle size söyleyeyim. Bundan önceki gördüğünüz Royal Pass sezonlarında kaçıran arkadaşlar hiç üzülmesin. Normalde bir yere kadar gelir demiştik ama hepsini getiriyorlar. Ciddi anlamda hepsini getiriyor. Bence güzel oluyor. Bence kaçıran arkadaşlar, o zaman bütçesi olmayan arkadaşlar, seven arkadaşlar, beğenen arkadaşlar için de tekrardan geldiğinde bir açma fırsatı oluyor. Ben şeye karşıyım, koleksiyon olayına karşıyım. Çok koleksiyon seviyorsanız gidin gerçek hayattaki şeyleri koleksiyon edin. Oyundaki şeylerin koleksiyonu olmaz anasını satayım. Çok beğeneceğiniz bir M4'cük var karşında ve benim de çok beğendiğim bir vektörcük. Önümüzdeki zamanlarda gelecek. Kertenkele M4 tekrardan oyunumuza geri giriyor ve yan tarafta gördüğünüz gibi benim yarasa Batman'ciyim bu. Yarasa vektörcüğüm. Ben hatta bunun dövmesini bile yaptım. Yarasın diye ama yaramadı. Yarasa. Böyle tatlı bir tane yeşilcik bir set gelecek. Ben bu seti çok beğenmedim gerçekten, açıkça söylemek gerekirse. Böyle bir olaycımız gelecek. Burada bizim çok dikkat etmemiz gereken bir şey varsa buradaki M4 ve bu vektörcük, ikisi de çok fazlasıyla sevilen, özellikle de M4 çok sevilen silahlardan bir tanesiydi. Benim zamanında çıkartamam demediğini, benim de bunun olmamasıydı, paranın olmamasıydı. Bir yandan gördüğünüz gibi maskara Scar-L oyunumuza tekrardan gelecek. Gene önümüzdeki zamanlarda üçlü bir silah şeklinde, kutu bir şekline geliyor. Bu kutular normalde 8'li silah setleri vardı ya. Bu 8'li silah setlerinin haricinde 3'lü silah setleri de, 2'li silah setleri de gelecek ve eski tarz olan bu geliştirebilir silahları bu şekilde oyunumuza getirecekler. Demeyecek fark ettiyseniz ikiliydi. Burada da ikili bir silah setçimiz var. Oyuna bunlar artık eski olan şeyler bu şekilde gelecek. Maskara Scar-L'cik tekrardan geri dönüyor diyebiliriz oyuna. Bir yandan böyle tatlı bir Grozacımıza, bu hangi Groza'ydı bilmiyorum. Var mıydı bende? Level 1 diye ben bunu anlayamadım ama bu kıyafetçi hatırlıyorum. Galiba bende vardı ya bu. Bu Scar-L'in seti zaten, onu biliyorum. Bu UC tatlı onunla beraber geldiydi. Hatırladığınız üzere bunlar çok eski olan Royal Pass'cıklardı. Bu yani çok da eski değil aslında, bayağı oldu lan bunlara. Bunlar ilk 1-2 dönemini ayıran Royal Pass'lerdi bunlar. Direkt bir tane Royal Pass kutusunda buradaki kırmızıların hepsine ulaşabileceksiniz. Yani oyundaki görevciklerinizi yaptığınızda rahat bir şekilde burada şansınızı deniyor olabileceksiniz arkadaşlar. Bu setçik Ahmet, bu solda 2'deki set güzeldi. Bunların gerisi o kadar da iyi setler değil bunlar. Her neyse, buraları hızlıca atladık. Bunlar da geliyor oyunumuza. Bir paraşütçümüz var. Böyle gördüğünüz gibi bebek gibi 10 numara 5 yıldız olaycıklarımız var. Bir sonraki Royal Pass'te de, yani önümüzdeki Royal Pass'te bir önceki gelecek, ondan sonraki Royal Pass'te de şu an ekranda gördüğünüz şu tatlı setçikleri gelecek. Bu set baya güzel bir set bu arada. Bende bunun çantası var. Maskesinin çantası var. Bu sevdiğim çantalardan bir tanesi. Gene bizim Chips Kafa geliyor. Onun yanı sırasında da burada Mecha Breezer bir tane kıyafetçik gelecek ve yanında diğer olaycıkları da zaten görüyorsunuz. Bunlar da bu şekilde. Bunun altındakiler ne alaka bilmiyorum. Burayı geçiyorum. Ay, Leopar Suite'i geliyor ha tekrardan. Geri mi geliyor? Leopar Suite'i geliyor tekrardan. Bak, bu özenilen suitlerden bir tanesi. Altın tetiği olmayanlar bunu giyiyor. Hatta onun da bir de AVMC'yi var zaten yanında. Bu AVM bende var mı bilmiyorum ama bu avukçuk var. Miramar'daki araçların da tekrardan o hem jipçik için bir şey gelecek hem de otobüsçüne bir şey geliyor. Buna benzer evet bir böcek seti vardı. Bu akrep mi lan bunun arkasındaki? Yengeç setçi. Istakoz setçi. Okey, ıstakoz olsun. Yengeç, ıstakoz birbirine benzemez mi ya? Dediğim gibi ıstakozcuğunda setçiye gelecek. Güzel bir set. Ben çok kullanmayı bilmiyorum. Çünkü çok aşırı derecede kaba bir setti. Şu alttaki sağdaki şu morluyu beğendim. Ona tıkladı lan. Bu ne be? Tam tankçı. Bu basılır buna. Oy, tavacık bayağı iyi bu arada. Ama bayağı iyi. Bir de ıstakozun bir de AKM'ciyi geliyor. Wow. Yok yok, kaskı beğenmedim. Kask çok kötü. Kask çok kötü. Çantacı bir çanta da çok genişmiş be oğlum. İstakoz herhalde sponsor oluyor oyuna. Ben onu anladım şu an. Ana. Bu ne? Deniz seti. Denizle alakalı şeyleri severim. Güzel. Beğendim. Maskeyle beraber 10 numara 5 yıldız anasını satayım. Daha ne istiyoruz? Ha! Gördüğünüz üzere asıl ekranımıza geldik. Doh'cunun seti olarak biliniyor. Tabii ki bu melek seti. Baya baya milletin istediği bir setti. Onun yanında Gara Melek var ve altta gördüğünüz şuradaki şu set, ona geçeceğiz şimdi. Bu da oyunumuzun en nadir. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz bir zamanlarda bir hesap tanıtımı yapmıştık. O hesap tanıtımındaki en önemli kıyafet diye geçiyordu. PUBG'nin gerçekten en önemli kıyafet diye geçiyormuş. Ben çok beğenmedim. Ben morluyu daha çok sevmiştim, o pelerinli olanı, ama gerçekten o da geliyor. Onu da getirtiyorlar. Yani yavaş yavaş artık yakında inşallah, amin, Godzilla Kar 98'i de yakında sahalarda göreceğiz diye düşünüyorum. Ben tek beklediğim şey şu an oyunda o. Ama bu Distopya Survivor setçiye geliyor ve artık 2 milyon, 3 milyon, 1 milyon TL olan bu hesapların değerleri bir tık daha aşağı iniyor. O yüzden ben bu konuda baya baya mutluyum. Doh'un da o melek setinin daha da devamı gelecek. Arabacığı da gelecek, kıyafetçiği de gelecek, bagisi de, ebesinin nikahı da, paraşütü, her boku geliyor arkadaşlar. O konuda hiç kafanıza takılmasın. Bayağı istenilen setlerden bir tanesi ama Distopya seti güzel olacak. Hellfire AKM de geliyor, bu vurduğunuz zaman. Bal kabağı, aynen aynen. Korkuluk. Korkuluk. Bal kabaklı korkuluk AKM'ci bu. 7 seviyeli bir AKM, güzel bir AKM. Adamı öldürdükten sonra adam var dedirten tiplerden, yani adam vursanız bile orada adam varmış gibi hissettiren AKM'cimize gelecek. Hellfire AKM de oyunumuza geliyor. Bunu ilk gördüğümde şu Kar 98 gerçekten Godzilla Kar 98 geliyor diye düşünmüştüm ama maalesef gelmiyor. Gördüğünüz gibi melek setinin arabacığı da gelecek. Benim bir zamanlar çok favori olarak kullandığım kaskçık da geliyor. Gene meleğin kaskı da gelecek. Meleğin çantası da geliyor. Meleğin kafalığı da. Melekle alakalı bütün hepsi geliyor. Diğer setin de kafalığı geliyor bu arada. Bunlar oyunda en fazla kullanılan setler ciddi anlamda. Şu altları gördüğünüz gibi bu da Miramar'daki tek olan Kofil'in arabası dediğimiz sistemdeki olan Kofil'in logosu. Burada bir ayrıyetten bir dasyacık var. Bebek gibi. Oy, bu dasya güzelmiş lan, öndeki yarasa marasa. Pumpkin helmeti de geliyor. Vampirin QB'si de geliyor. Gayet iyi abi. Aha. Evet, güzel lan. Buradaki olaycı, bak bu klasik kutuda gene bir tane geliştirebilir bir silah gelecek. Ama ne geleceğini tahmin edemiyorum. Çünkü görsel olarak koymamışlar buraya ama bebek gibi bir şey geleceğine eminim. Setleri buraya gelir ama geliştirebilir silahlar başka bir kutuya gelir diye söylüyor Vap'ın. Aynen öyle. Öyle olur yüksek ihtimalle. Zaten klasiği öyle. Zaten M4'ten başka bir şey gelmiyor biliyorsunuz. Gelirse diye olur. Şuradaki Grozacık'tan milletin beğendiği Grozalardan bir tanesi. Orman neydi bu? Orman baskını Grozacık'ta önümüzdeki zamanlarda oyunumuza gelecek. Buradaki paraşütçüyü çok gösteremiyor. Şu King Queen üstü de geliyor galiba. Aynen aynen, King Queen üstü de geliyor. Hadi lan kopullar, gene iyisiniz ha. İkili ikili takılırsın. Bir ara herkese bunu görüyordum anasını satayım cidden. Şu seti ben beğendim. Bu seti ben beğendim bu arada. Şu mor setçik gayet güzel bir set. Onun yanı sıra bir tane daha set vardı benim burada çok çok beğendiğim. Nerede o? Pinokyo setçiğimiz gelecek gene oyuna. Bunlara geçelim. Pinokyo setçiğimiz zaten bunu demeyecek, gösterdik. Benim burada bir tane bakicik geliyor. Benim burada beğendiğim bir set daha vardı. Bu ekranda gördüğümüz setler zaten eski setler arkadaşlar bunlar. Bunlar hepsi gelecek. Çakma maskara dediğimiz. Maskara, maskarası olmayanlar çakma olarak onu kullanıyor. Ben de bir ara kullandım. Hatta bende maskara yoktu diye çakma olarak bunu kullanıyordum. Öyle bir durum vardı. Bir tane avukçumuz da gene eski skinlerden geliyor. BM249'cumuz var. Bu set ne lan? Metalik Marshall seti. Bunlar vardı değil mi? Bunlar vardı. Bundan normal setler. Bak gene burada geliştirebilir silahlar var. 3 tane var hatta ama maalesef 3'ünü de açıp hiçbirisini gösteremiyoruz. Aha! Bu set. Bu set var mıydı daha önce oyunda? Yeni mi geliyor? Vardı abi, vardı. Eski önemli bir set mi bu? Yani oğlum ben kimseyi görmedim bunu. Bebek gibi set anasını satayım, baksana. İnce, çok da tatlı siyah mor uyumunu yapmışlar. İçlerde de mor uyumu var. Çok güzel bir set bu arada. Ben bunu kesinlikle istiyorum. Ben bunu bayağı bir çıkartmam üstümden. Böyle tatlı bir olaycığımız var. Tatlı setçiklerimiz geliyor tekrardan. Bunlara öyle çok gözleri gezdirmeye gerek yok. Bir ara çok moda olan PDP seti vardı zamanında. Bu setçikler gene geliyor. Bu saçla bu kıyafetçiğimiz gene oyunumuza yakın zamanda gelecek. Saçı güzel ama kıyafeti bok gibi. Kıyafetini hiç kullanmadım. Gerçekten çok kötü bir kıyafeti var. Allah bilir ama saçı bütün çoğu şeyle uydurabiliyorsunuz. Saç o yüzden fazlasıyla güzel. Gene burada Neon'un AVMC'ye gelecek. Bir Kar 98'imiz var. Bir UMP'miz var. Bunlar çok önemli şeyler değil. Yılan DP'yi daha getirecekler. Güzel. Ve onun yanı sırasında oyunumuzda gene değişen olaylardan bir tanesi. Çin'deki PUBG'de bu vardı. Ama bizim oyunumuza da geldi artık. Oda kartları değişiyor. Oda kartları 1 kullanmalık, 3 kullanmalık, 7 kullanmalık ve sonsuz kullanabileceğiniz. Bir de 30 gün var galiba. Aynı şekilde ekrana gözüküyor. 1, 3, 7 ve bir diğerini daha geç 15 kullanmalık var. 15 defa kullanabileceğiniz oda kartları var. Bir de onun yanısında 30 kullanmalık var. Aynı şekilde bir de bunun süresiz olan halleri var, işte bir günlük. Süresi bizde kaça kadar vardı? 7'ye kadar vardı değil mi bizde? 7 vardı. Bizde 7 günlük vardı ve 1 günlük vardı. Şimdi bunu değiştirdiler. 3 günlük de kullanabiliyorsun. 1 günlük de kullanabiliyorsun. 7 günlük de kullanabiliyorsun. 15 ve sonsuz var. Sonsuz acaba kaç yapacaklar ya? Onun bir UC fiyatı olacak mı acaba? Yoksa yayıncılara özel mi gelecek o? 30 var. Yayıncılara özel olabilir. Büyük sonsuz gelecek mi ki? Bak burada sonsuz var. Gelirse bedeli baya olur. TikTokçular baya kullanacağı bir şey olacak bu. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Ama 7 günlük de 30 günlük de bunlar da baya ya oyunu değiştirmek için şekilli şeyler getirtiyorlar. Daha bunlar tam beklediğimiz değişiklikleri değil, tam beklediğimiz haberleri değil. Benim gerçekten şu an beklediğim en büyük olaylardan bir tanesi Rune'in tekrardan gelip oyuna dereceli bir şekilde gelmesini istiyorum. Tekrardan eğlence modu olarak değil de dereceli de Rune oynanmasını istiyorum. Bir de Firavun'un eski Firavun modunu, havaya kakılan Firavun modunu istiyorum. Bir de nedir o? LoL'deki Arcane modu. Arcane modu da çok güzeldi. Hep bir sıkıntısı da çok kişi yaşamıyordu. Arcane modu da baya insanları severek oynadığı modları. Ben bunları bekliyorum açıkça söylemek gerekirse. Bu şekilde bir gene tatlı güncelleme videosuyla sizlerin karşısındaydım. Yarın zaten yeni Royal Pass'cımız gelecek arkadaşlar. Yeni Royal Pass'cı açacak. Bebek gibi Royal Pass sezonu olacak. Yeni sezonu inşallah herkese uğurlu. Bebek gibi gelir. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani şu an elimden gelenin max seviyesi buydu. Sabah saat şu an 5. Şu an gösteremiyorum. Sabah saat şu an 5. Ben de hızlı bir şekilde daha uyuyacağım. Öğlen 2'deki yayını açmaya çalışacağım. Yani bugün bu videoyu dedikleri 3-4 saat sonra ben yayında olacağım. Ya da daha geç izleyenler varsa belki de şu an yayındayımdır. O yüzden yayına gelmeyi unutmayın. S2G'yi gün destekleme günüdür diyorum arkadaşlar. Eğer bir çocuk hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmak konusunda sizi tüm olarak ayarlamayı sakın unutmayın. Direkt yayındayken ya da videodayken de bildirim gelmesini istiyorsanız zili tüm olarak bir açın. Bu tümünde kalsın ki ben video yükleme tak diye ya da yayındayken tak diye sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. Ekran gördüğü videolardan hangisini izlemek isterseniz de o videocuklara tıklayıp geçip onları izleyebilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla. Diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.